Bu sayfede verilen örnekler ince harfler ile kalın harflerin karışımı olan e, kelime öbekleridir. Buraları seslendirirken çalışırken hangi harfin ince, hangi harfin kalın seslendirilmesi gerektiğine önce fark ederek karar veriyoruz, sonra da tek tek. E kelime öbeklerine çalışıyoruz. Kırmızı renkli harflerimiz kalın seslendirilmesi gereken harflerdir. Ra da bunların içindedir. Çünkü konumu itibarıyla ra harfi kalın okunur. Siyah renkli harflerimiz ise onlar da ince seslendirilmesi gereken harflerdir. Bir de hangi harfin uzatıp hangi harfin uzatmadığını da Tespit etmemiz, dikkat etmemiz gerekiyor. Se-ra-han se Bu kelimeyi seslendirirken Sin ile ha harfinin ince olduğuna dikkat ediyoruz. Ortadaki ra harfinin Kalın olduğuna dikkat ediyoruz. Ser değil, sera şeklinde. Sonundaki ha harfinin ince olduğuna dikkat ediyoruz ve tenvinde bağlamış olduğumuz nun'a kalın geçiş yapmaktan sakınıyoruz. Ham değil, han şeklinde nun ince olacak. Dikkat ederek son kez bir daha okuyorum. Serahan Ma'ashan 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 Burayı seslendirirken ortadaki ayın harfinin metde hali olduğunu görüyoruz ve metde halinde ayını kanunlaştırmamaya dikkat ediyoruz. Kalın harf değil ve aynı med ederken feta ile med ederken e, sürüklemiyoruz. Ma şeklinde aynı sürüklenmeden uzatılması gerekiyor. Aynı çıkarıyoruz, bırakıyoruz, sonuna e sesini ekliyoruz. Şini söylerken dudakları ileriye sürmeden nötr halinde bırakıyoruz geride. Maşan Sahaban, Sahaban, Sahaban. Bu kelimeyi seslendirirken ortadaki ha harfinin ince olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Saha diye harf kalınlaştırmadan harfi kalınlaştırmadan telaffuz etmemiz gerekiyor. Bir daha seslendiriyorum. Sahaben haseneten 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 Bu kelimemizde uzatan hiçbir harfimiz yok. Uzatmadan hepsini kasrederek okuyoruz. Ve bu fetha sesleri kendi aralarında mutabık olması gerekiyor. Yani arada e, okuyuş seyrini hızlandırmak veya yavaşlatmak yok. Nasıl başladıysak, ne miktarda h ha harfine dambe sesini e, müddet olarak belli etmişsek, e, diğer harflere de aynı şekilde mutabık bir seyir ile fetha sesini vermemiz gerekiyor. Şöyle bir hata oluyor haseneten gibi arada seyir hızlanı veriyor veya haseneten olabiliyor bunlar hatalı okuyuşlar. Bir daha son kez okuyorum. Haseneten ve taala ve taala وَتَعَالَى Bu kelimeyi seslendirirken yine aynı şekilde aynı harfinin ince olduğuna dikkat ediyoruz ve aynı sürüklemiyoruz. İkinci dikkat edeceğimiz husus, ayın ile lem harfine verdiğimiz fetha sesi birbiriyle mutabık olması gerekiyor. Bu e, sesi. Evet, ayına eklediğimiz zaman a leme eklediğimiz zaman la a -la. Evet, hem miktarı hem de fetha tonu değişmeden telaffuz etmeye gayret etmemiz gerekiyor. Yoksa ta'ala diye okumak hata bir daha okuyorum bunlara dikkat ederek. ve taala ve taaman ve ve bu kelimeyi seslendirirken Deamen diye ''do'' harfini, kalın ''do'' harfini inceltmemek gerekiyor. E, harfi mutlak ve istila sıfatı olduğu için ağzımızı fethedip açtığımızda zaten kalın tonda bir fetha sesi duyuyoruz ve duyuruyoruz. Bunu inceltmek buradaki yaygın hatadır. Bir de yine aynı şekilde aynı harfimiz ince bir harftir ve sürüklemeden onu ince bir şekilde met ediyoruz. Son kez bir daha okuyorum. Ve ta'aman ahada Yine bu kelimeyi seslendirirken ayının ince olduğuna dikkat ediyoruz ve sürüklememeye dikkat ediyoruz. A şeklinde hem sürükledik hem de kalın okuduk. İki yanlış bir arada oldu. İkisinden de sakınıyoruz. A -h de A -h de Burada metti tabii ile diğer peşindeki H ve del harfinin harekelerinin toplamı, yani iki hareke, bir elif miktarıyla eşit olması gerekiyor. Ee, a, H, D. telaffuz ederken geçen zaman kadar aynı uzatmam gerekiyor. Bu mutabakatlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa, A, H, D, şeklinde hızlıca orayı telaffuz edersek, A derken ki e, met etmiş olduğumuz fetha sesinin ölçüsünü e, e, ihlal etmiş olur. E, dolayısıyla o bir harf eşittir iki hareket ölçümüz kaybolmuş olur. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Veya metti bunun altında bırakmamak gerekiyor. H'de ''Hede'' bu iki harekeyi telaffuz eden ederken geçen zaman dilimi kadar aynı uzatmamız gerekiyor. Bu mutabakata da dikkat ederekten bir daha okuyorum. Hada ve -e hata ve -e وَاحَطّ Bu kelimede ha harfinin ince olduğuna dikkat ediyoruz ve ha'yı sürüklememeye gayret ediyoruz. Ha şeklinde değil. Ha, hayı çıkarıyoruz, bırakıyoruz sonuna e sesi ekliyoruz. Yine sondaki ta harfi kırmızı işaretinden de anlaşılıyor ki kalın bir harftir. To şeklinde. Onu inceltirsek del harfine dönüşür, hata olur. Dikkat ederek bir daha okuyorum. Ve ehâto zekaten zekâten bu kelimeyi okurken ortadaki kef harfinin Türkçedeki k olmadığına dikkat ediyoruz. Dil ortasının gerisine bu harfi reddetmemiz gerekiyor. Mahreci orasıdır. Z, k, k diye dil ucuna taşınmadan, k'ye döndürmeden okumamız gerekiyor. Ve başındaki z harfinin de keskin olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum son kez. N fettawala 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 Bu kelimeyi telaffuz ederken t harfinin ince, t harfinin de kalın olduğuna dikkat etmem gerekiyor inceden kalını kalından inceyi etkilendirmeden inceyi ince kalını da kalın olarak telaffuz etmem gerekiyor. T ince do ise kalın. Ama burada do harfini ta şeklinde nefesi akıtaraktan e, hatalı bir şekilde okumaktan hem sıfatıyla okumaktan da sakınmamız gerekiyor. Bir daha okuyorum fetatawala ka hadaka ka bu kelimeyi telaffuz ederken Jim harfinde dudağı ileriye sürmeyeceğim. C, C olmayacak. Ve mahrecin dil ortası olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. C, C diye dilin ucuna kaydırmadan dil ortasından çıkarıyoruz. Ee, uzatan iki tane harfimiz var. Jim ve Del. Bu iki harfi aynı boyutta ve aynı fetha tonuyla telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Bir daha okuyorum kahadaka masabatan 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 Bu kelimeyi telaffuz ederken s harfinin pelteq olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor eğer pertekliğini giderirsek sin ile karışır. Yine tethammetli durumunda sesi a'ya evirmeden, kalınlaştırmadan okumamız gerekiyor. Hangisinde, hangisinde met harfi varsa onu uzatmak, diğerlerini uzatmamak gerekiyor. Sadece bir harfimiz uzatıyor, o da s. Bir daha okuyorum. Mesabeten <messizlik> وَقَارًا 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 Bu kelimeyi telaffuz ederken وَوْ da alt, üst, dudak, iki dudakta, ileride ve şeklinde diş dudağı haline getirmemek icap ediyor e, iki tane kalın harfimiz var burada. Birisi istila sıfatı olan qaf harfimiz kalın. Bir de konumu itibariyle kalın okunması gereken ra harfimiz var. Ra tenlinli gördüğünüz gibi ra'daki o tenvin sesini yani o sakin nunun sesini ince telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Ram şeklinde bir okuyuş hatalıdır. Ram değil, ran nuna ince geçmek suretiyle ince bir şekilde tenvinin sesini vermemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Ve qaran, gadaqan 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 bu kelimeyi telaffuz ederken yine iki tane kalın harfimiz var. İstila sıfatı olan birisi baştaki vayn bir de sondaki kaf harfi. Bu iki harf kalın, ortadaki del harfi ince. A, E, AN şeklinde bir farklılık söz konusu. Yine sondaki nun sesini kalınlaştırmamaya dikkat ediyoruz bir daha okuyorum. Burada met yok. Wadakun fahanete 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 Bu kelimeyi telaffuz ederken Ha harfinin kalın olduğuna dikkat ediyoruz ve kalınlığı uzatma boyunca muhafaza etmeye gayret ediyoruz. Yarı yolda harf incelmeyecek, e'ye doğru evrilmeyecek. E'ye doğru evrilmesinin sebebi istila pozisyonundan vazgeçmektir. İstila uzatma boyu devam etmesi gerekiyor. Fe ho şeklinde met boyunca istila konumu sıfatı devam edecek. İstiladan vazgeçildiği anda harf inceye doğru evrilir. Fehanete ma la taqatalana ma ما لا طاقة Bu kelimeyi telaffuz ederken hangi harflerin ince, hangi harflerin kalın olduğunu baştan tespit edeceğiz. Sonra e, hanginlerin uzatıp hanginlerin uzatmadığını tespit edeceğiz. Çünkü metli harf bu kelimede Fazla e, ve bu medde hallerinin hepsine de e, hem e, ince iseler, e, ince fetha konusunda, kalın iseler, kalın fetha konusunda mutabakat yapabiliyor muyuz? Mutabakat oluyor mu, olmuyor mu? Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. E, yani inceler kendi arasında birbirine mutabık hem feta tonunda hem med ölçüsünde Kalınlar da kendi arasında birbirine mutabık. Hem fetasesinde sesinde kalın fetah hem de met miktarında. Bir daha okuyorum. Mele to kotelene kososon kososon son Bu kelimedeki harflerimizin tamamı üçü de kalın harflerdir. İstila sıfatı olan harflerdir. Üçünü de kalın okuyoruz. Ka harfini telaffuz ederken K şeklinde nefes akmayacak. Nefes akarsa K olur ve kalgale imkanı da kalmaz. Sat harflerini telaffuz ederken dudaklarımızı ileriye sürmeme, so so şeklinde dudakları kımıldatmama çalışacağız. Dudak harfi değildir. Dudaklarla ilgisi yok. Dudaklar nötr halinde olacak. Bir daha okuyorum. O-so-son, Qosson Şeytan Şeytan şeytatan. Bu kelimeyi seslendirirken şin harfinde dudakları ileriye sürmüyoruz. Tefeşşi sıfatını iyice doyuruyoruz. E, DO ta harflerini telaffuz ederken ta diye nefesi akıtmıyoruz. Nefes akıtırsak gargale imkanı da olmaz. Ta 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 doğrusu bu. Ta ta yanlış. Tenvinli halinde sonuna eklemiş olduğumuz nun sesinin ince olmasına da dikkat ediyoruz. Son bir daha okuyorum. Şettoton hasaran 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 bu kelimeyi telaffuz ederken baştaki ha harfimiz kalın. Ee, bu harfi hırıldatmadan çıkartma gayret etmemiz gerekiyor veya en az hırıldatarak. Yapamayanlar için bari hırıldat diyoruz. Diğer harften ha'dan ayrılsın diye. Ama doğrusu hırıldatmadan telaffuz etmektir. Ee, ortadaki sin harfi ince sonra sonundaki o ra harfi konumu itibariyle yine kalın e, ve sonuna eklemiş olduğumuz o tenvinden doğan sakin nun sesini ince e, telaffuz etmeye gayret ediyoruz. Bir daha okuyorum. Hasaran halakana halakana خَلَقَنَا Bu harfi telaffuz ederken yine ha harfine dikkat ediyoruz. Hırıldatmadan telaffuz ediyoruz. Sadece sondaki nun harfi met olunuyor, uzatılıyor. Şimdi burada genel bir hatırlatmada bulunuyorum. Harf kalın okunurken ağız biraz daha açılır diye bir kuralımız yok. Bakın burada baştaki ha harfimiz kalın, e, lem e, ince, of tekrar kalın, sondaki nun tekrar ince. Ama harfleri, harfleri mahrecinden çıkardıktan sonra vermiş olduğum fetha sesi ve o fetha sesini met ettiğimde ağzımın aralığı e, ister, Medde hali olsun, ister meslis hali olsun, ister ince harfi olsun, ister kalın harfi olsun. Fetha konumunda e, alt çene, üst çene aralığı, ağzımızın aralığı aynı fıtri aralıktadır, açıklıktadır. Adı üzerinde fethalı seslendirme yapıyoruz. Bir daha dikkat edin. Son kez okuyorum. Halakana <laughs> Ve tebâroke, ve ve Bu kelimeyi telaffuz ederken çok düşülen bir hata. B harfini kalın okuyorlar. Ra harfini inceltiyorlar, bare oluyor. Halbuki tam tersi. B harfi müstefil bir harftir, ince okunması gerekiyor. Ra harfi fetha konumu itibariyle kalın okumak vacip. O da kalın okunması gerekiyor. Bir de uzatmalarda farklılık oluyor. Hangi harfin önünde elif varsa o harfi uzatıyoruz. Ve zo tezo tezo bu kelimeyi telaffuz ederken ince kalın ince kalın diye geçişler var peş peşe e, buralarda. E, dikkat edilmediği zaman inceden kalın, kalından ince etkileniyor. E, hara olabiliyor mesela he iken, ince iken. Zahara olabiliyor. Veya baştaki T kalınlaşabiliyor. Tazahara olabiliyor. Onun için ince kalın ayrımına dikkat ederekten telaffuz etmemiz gerekiyor. Za harfi kalın. Ra da konumu itibarıyla kalın. Bir daha okuyorum. تظهر قال لا تخافا قال لا تخافا قال لا tehafe. Bu kelimeyi telaffuz ederken baştaki kaf harfi kalın. K ka yapmadan, nefes akıtmadan, hems vermeden yapıyoruz, okuyoruz. Lamlardan ilki uzatmıyor. ikinci lam elif uzatıyor. hangi harfin uzatıp uzatmadığına dikkat edip ve riayet ederek okumamız gerekiyor. yine İnce kalın ince kalın harfler karışık. İnceden kalını, kalından da inceyi etkilendirmeden inceyi ince okuyarak, kalını da kalın okuyarak telaffuz etme gayret etmemiz gerekiyor. Bir daha okuyorum. Alâ le tehafâ mâza mez kol Üç tane peş peşe bir elif miktarı uzatmamız var e, hepsinin uzatma miktarını e, eşit yapmamız gerekiyor buna Metler arası mutabakat diyoruz. İlk ikisi ince özellikle zel harfini eee e, ile karıştırmamak gerekiyor. O harfini e, de telaffuz ederken yine nefesi akıtmadan, hems vermeden şehri sıfatı vardır. Nefesin haps olması gerekiyor. O şeklinde. Tekrar son kez telaffuz ediyorum. Maa zaqoola maradan maradan Bu kelimeyi telaffuz ederken baştaki mim ince, peşindeki ra kalın. Ra'nın kalınlığı mim'e riayet edip maradan olmayacak. Mimince ra kalın. Me Mero me şeklinde. Eee tenvinli okunan sondaki dat harfi tenvinden doğan nun sesi ince e, okunması gerekiyor. Ona riayet ediyoruz. Bir daha okuyorum. Me dan nâzan zâta nâran zâta nâran zâta bu kelimeyi telaffuz ederken baştaki nun harfi ince peşindeki ra harfi konumu itibariyle kalın. Naren şeklinde tam tersi yani nun kalın, ra ince bir şekilde seslendirildiğine şahit oluyoruz. nun ince, ra kalın. Ranze de derken orada ileride izahı gelecek bir tecvid uygulaması var. İzahını ona bırakıyorum. Ama burada bu ihfanın ince bir şekilde yapıldığına dikkat etmenizi istirham ediyorum. Ranze şeklinde kalın bir ihfa değil, R-A-N-Z şeklinde ince bir ihfa yapmanızı istiyorum. Ve bu o, ihfada oyalanma, hunneyi belirtme miktarı e, bir elifin üzerine bir hareket ziyadesiyle e, tutulması gerekiyor. O ölçüye de dikkat etmenizi istiyorum. Vel de pertek. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Nâron zâte ve zorbelenâ meselenâ. والضارب لنا مثلا والضارب لنا مثلا Bu kelime öbeğini telaffuz ederken dikkat edeceğimiz hususlar Lat ila ra harfi kalın a sesi e, duyacaksınız fetha telaffuzunda e, diğer harfler ince. Kelimeleri, e, üç tane kelime bir arada e, birleştirerekten ileride tilavete de bir nevi hazırlık yapmış oluyoruz. Burada e, üç kelimeden oluşan bir öbek olduğu için hangisi uzatıyor, hangisi uzatmıyor, onun tahlilini baştan yaparaktan ve riayet ederekten okuma gayret edelim. Son bir kez daha okuyorum. Ve Allah belan, meselen, haza labalagan, haza labalagan, haza La bela Bu kelime öbeğini telaffuz ederken hem fetha tonuna hem de metlerdeki uzatma miktarına dikkat etmem gerekiyor. Birbiri arasında mutabık olması gerekiyor. Fetha da Ağzın açı, açılma miktarının hepsinde aynı olduğuna bir daha dikkat edin. Hazalbe, bakın la mı telaffuz ediyorum? La la be, la be la ghan. Ghan söylerken ağzımı ga diye biraz daha fazla açmıyorum bazı tecvid kitaplarında böyle bir ifadeye rastlıyoruz. Hatalı bir ifade olduğu kanaatindeyim. Ee, yani ağzın açılma miktarı, derecesi fıtri bir aralık olacak. Hepsinde. İster ince harf olsun, ister kalın harf olsun. İster met edilsin, uzatılsın, ister met olunmasın, kasriyle okunsun. Fark etmiyor. Bunun adı fethalı seslendirme halı seslendirme olduğu için ağzın aralığı fıtri bir aralık olması gerekiyor. Bütün bunlara riayet ederek bir daha okuyorum. Hâzâ <Sessizlik>